eş başkanlarımızın ve milletvekili arkadaşlarımızın 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece yarısı darbesiyle ilgili mevcut konuşmalar, tartışmalar, bu sürece ilişkin özellikle kamuoyundan bilinçli bir şekilde gizlenen ve esasın karartılmaya çalışıldığı, hukuk diyemeyeceğim ama hukuk adı altında gerçekten kamuoyunun yine yalanlarla, yalanla pompasıyla yönlendirilmeye çalışıldığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, ben 4 Kasım gecesi, biz 4 Kasım dediğimiz için 4 Kasım olarak kaldı. Aslında 5 Kasım'ın ilk saatleriydi. Saat 1.30'da söz konusu operasyonlar meydana geldi. Diyarbakır'daydım ve eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş'ın kaçırılmasıyla ilgili, yani gözaltı diyemeyeceğim, ana tanıklık ettim. Öncelikle onu paylaşmak istiyorum. Gerçekten koca bir mahallenin, semtin abluk altına alındığı, robokopların, kar maskeli görevlilerin, emniyet güçlerinin ve askerlerin ortaklaşa, adeta uluslararası bir operasyon yapıyormuşçasına eş genel başkanımızı o şekilde alıkoydular. Ve biz gittiğimizde avukatların daha yetişmediğini, yetişmesine izin vermediklerini, biz iki milletvekili olarak ilk önce gittik. Hiçbir şekilde bu zamanı uzatmamak adına büyük bir basınç uyguladıklarını biz de tanıklık ettik. Ve apar topar kaçırıldı. Aynı saatlerde, hiç dakika farkı yok, yine Ankara'da Grup Başkan Vekilimiz İdris Baluken, Eş Genel Başkanımız Sayın Figen Yüksekdağ, Sırrı Süreya Önder, Gülsel Yıldırım, Nursel Aydoğan, Selma Irmak, Leyla Birlik, Ferhat Emcu, farklı illerden yine aynı şekilde apar topar alıkonuldular. Ve bunu o an 10 dakika içinde zaten bütün haberleri aldık. Neydi peki? Bu bir gerçekten hukuki bir süreç miydi? Gerçekten bunlar gözaltı operasyonu muydu? Böyle bir havaya ihtiyaç var mıydı? Bunu anlattıklarımdan sonra kamuoyunun takdirini sunacağım. Ama şu ana kadar gerçekler her meselede olduğu gibi kamuoyuna açıklanmıyor. Milletvekillerinin, eş genel başkanımızın kapısı kırıldı. Figen Hanım'ın kapısı kırılarak içeri girildi. Ve gerçekten onun da ifade ettiği gibi bir güvenlik görevlisi gibi değil, haydutlar gibi içeri dalarak kendisini alıkoymaya çalıştılar. Ve yine aynı saatlerde kamuoyunda çok tartışılmayan bir mesele, her yerden uçak kalktı gözaltı dedikleri meselelerde alıkonma. Garip bir şekilde bizim Mardin milletvekilimiz Gülsel Yıldırım helikopterle 90 kilometrelik yoldan Diyarbakır'a getirildi. Yine Ankara'dan arkadaşlarımız uçakla hemen apar topar sabaha karşı Diyarbakır'a getirildi. Yani karayolu kullanılmadı. Çünkü kaçırıyorlardı. Bir kaçırma hali söz konusuydu. Eğer normal, resmi, yasal, ceza usul kanununa göre bir gözaltı işlemi olsaydı böyle bir şeye başvurulması da söz konusu değildi. Ve ondan sonra tutuklanma kararı dedikleri ama bizim rehin alma kararı olarak ifade ettiğimiz kararlardan sonra yine milletvekillerimiz ve eş başkanlarımız başka bir kaçırılma olayının muhatabı oldular. Yine apar topar hiç kimseyle görüşmelerine izin verilmeden uçaklarla Türkiye'nin farklı illerinde cezaevlerine gönderildiler. Biz soruyoruz, Sayın Selahattin Demirtaş'ı Edirne'ye niye kaçırdınız? Diyarbakır'da cezaevi yok muydu? Hakkari'de tutuklanan arkadaşlarımız Selma Irmak ve Abdullah Zeydan'ın kalabileceği, orada tutabileceğiniz bir yer yok muydu kaçırdınız İstanbul'a? Aynı şey eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ, diğer milletvekili arkadaşlarımız için de söz konusu. İşte bu iktidarın ve sarayın yapmış olduğu operasyonun ve algı operasyonunun geldiği aşamayı açıkça ortaya koyuyor. Günlerce de hangi cezaevindedir milletvekilleri diye bir tartışma yaratıldı. Ve şimdi tek tek işte açıklamalar yapıyorlar. Sadece Sayın Demirtaş'ın görüntüsünü çekmişler. Kamuoyuna servis ediyorlar. Hani bir oyun oynuyorlar ya, biz her şeyi usulüne göre yapıyoruz. Sözde o da oyunun bir parçası. Değerli arkadaşlar, milletvekillerimizin ve eş başkanlarımızın bu şekilde cezaevlerine kapatılmalarının hiçbir hukuki
dayanağı yoktur. Altını çizerek söylüyorum. Birileri bunu hukuk adına yapıyoruz deseler de kesinlikle ve kesinlikle birazdan açıklayacağım. Maddelerle de, ulusal üstü sözleşmelerle de bunun sadece bir siyasi operasyon olduğunu ve bu siyasi operasyonunda hükümetin emir ve talimatlarıyla, sarayın emir ve talimatlarıyla görev yapan ve karşı çıkma şansları olmayan, adeta hukuk komisyonu gibi çalışan maalesef yargı mensupları eliyle yürütülmüştür. Evet, gerçekten burada bu sürece ilişkin 3 gündür çok ciddi bir şekilde izliyoruz. Hükümet yetkilileri, uluslararası basıncın, Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Birliği Devleti üyesi ülkelerin ve diğer devletlerin tepkilerine tek bir cümleyle yanıt veriyorlar. Bunlar yargıya kafa tuttular efendim. İfade vermeye gitmiyoruz dediler. O yüzden bu oldu. Ya gerçekten onlar o küçücük akıllarıyla bütün dünyayı aldatabileceklerini sanıyorlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Bir kere şu anda bu ayrıntılara girmek istemiyorum. Ve çok acıdır ki evren anayasasını savunmak bize düştü. Halkların Demokratik Partisi'ne düştü. Şu anda darbe anayasası yürürlükte olabilir ama bu darbe anayasası bile kesinlikle dikkate alınmadan, esas alınmadan darbe anayasasını bile çiğneyen, çok gerisinde uygulanan bir yöntemle karşı karşıyayız. Peki neydi gerçekten? Biz şunu söyledik. Dedik ki sizin dokunulmazlıkları kaldırmanız da, HDP'ye yönelik açtığınız savaş da, bütün il ve ilçe örgütlerimizi gözaltı operasyonu adı altında rehin almayla, bu saldırılarla siyaseten bizimle mücadele edemiyorsunuz. Bizim siyasi ilkelerimiz, programımız, stratejik yaklaşımlarına yanıtınız yok. Çünkü haklıyız ama siz sadece devletin verdiği olanakları, gücü bir zorbalığa dönüştürdünüz. İktidarınızı adeta yargıyı da kullanarak, sadece bir enstrüman olarak kullanarak muhaliflerinizi tek tek tasfiye etmeye çalışıyorsunuz. Ve bu nedenle dedik ki bu ülkede sizin yargı tarafsız ve bağımsızdır lafına şu anda bütün anketler zaten cevabı veriyor. Türkiye'de yargı tarafsız ve bağımsız değildir. Bunu dün siz söylüyordunuz. 2017-25 Aralık operasyonlarında bunu yüksek sesle ifade ettiniz. Ve bunu şöyle dediniz. Cumhurbaşkanı ve Başbakan bu konuda, özellikle Cumhurbaşkanı 17-25 Aralık dosyasından sonra ki pratiğiyle bize cevap verebilecek, şu anda yargıyı tarafsızdır, bağımsızdır diyemeyecek son kişilerden biridir. İktidar partisi de aynen böyledir. Daha dün Can Dündar ve Erdem Gül davasında ben Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyorum, kararına da saygı duymuyorum diyen aynı zattır. Şimdi ne oldu da yargıya güvenmemiz gerektiğini ifade ediyorlar. Bizim tutumumuz şuydu, yargı siyasi operasyonların aracı haline gelmesin, biz halkın temsilcileriyiz, 20 Mayıs'ta dokunulmazlıkların kaldırılması süreci tümüyle siyasi operasyonun bir parçasıdır, halk iradesine darbe yapılmak isteniyor, biz halkın temsilcileriyiz ve yasalar, hukuk esas alınacaksa bu sürecin kesinlikle tarafsız ve bağımsız olması gerekiyor. Ama şu anki uygulamalar yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını tümüyle yitirdiğini ortaya koymuştur dedik. Biz çalışmalarımızdayız, meclisteyiz, diplomasi alanındayız, halkımızla birlikteyiz, biz buradayız dedik. Biz herhangi bir yere kaçmadık. Biz herhangi kaçmayı ifade edecek ya da yargıdan kaçacak bir tutumda bulunmadık. Ve biz şunu çok iyi biliyoruz ki şu anda yargı da kesinlikle rahat değil. Değerli arkadaşlar, sizin bildiğiniz rakamları size bir kere daha söyleyeyim. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 3456 hakim savcı görevden uzaklaştırıldı. Bunlardan 632'si tutuklandı. Ve şu anda iddia ediyorum, Türkiye'de HDP'ye yönelik operasyonları yürüten, yürütmesi talimatı alan hakim ve savcıların
bu talimata aykırı bir tutum göstermesi söz konusu değil. Korkuyorlar. Korkmaları da hayatın olağan akışına o kadar uygun ki, hakim ve savcı verilen talimatı yerine getirmediği zaman ikinci gün ya da aynı gece yarısı Fethullahçı olmakla gözaltına alınabilir, tutuklanabilir, ihraç edilebilir. Biz hep söyledik, bizim tek tek savcılarla, hakimlerle, yargıyla bir sorunumuz yok. Bizim sistemle ilgili eleştirilerimiz var. Bizim şu anda yargının tümüyle yürütmeye bağlandığı, yasamanın etkisizleştirildiği bir ortamda yargının bu şekilde güvenilirliğini yitirdiğini ifade ettik. Yoksa gerçekten bu ülkede çok değerli hukukçular olduğunu ve aslında verdikleri kararı inanmayanların da önemli bir çoğunluk oluşturduğunu ve ileride bunları anılarında ya da özgür bir ortamda açıklayacaklarına inanıyoruz. Ama şu anda Türkiye'de bir darbe ortamında yaşıyoruz. Tam anlamıyla 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı ne olacaktıysa daha fazlasını yaşıyoruz. Peki böyle meclisin iradesine vurulan darbeler Türkiye'de kaçtır? Demirel, Menderes, 94 süreci hepsi darbe dönemleridir aslında. Özellikle Menderes'in asılması süreci, zincir bozan deneyimleri Türkiye'de çocukların okuyarak, resmen anlatılarak büyüdükleri olaylar. Peki şimdi resmi olarak darbe yok diyorlar ama gerçekten yok mu? Buna inanmamızı mı bekliyorlar? Bu diğerlerinde olduğu gibi kocaman bir yalan. İşte bu nedenle bu mahkemeye gitmediler, bu nedenle tutuklandılar. Meselesi de içi kof, sadece siyasi propaganda aracı olarak kullanılan ve halkın bilincini karartmayı, gerçekleri ters yüz etmeyi hedefleyen bir beyan. Bunun yasalarına gelmek istiyorum. Şu anda yasalar uygulanmıyor ama basın mensuplarına açıklamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz 20 Mayıs'ta dokunulmazlıklar belirli dosyalar için kaldırıldı. Ceza Usul Kanunu'na göre şöyle bir işlem yapılır. İlgili savcı o dosyanın soruşturmasını sürdürür, davetiye çıkarır, davetiye gelmezse zorla getirme çıkabilir, zorla getirmeye de olmazsa yakalama çıkabilir. Bu bir süreçtir. Ve dava da açabilir. Şimdi bizim parlamento grubumuzla ilgili açılan davaları çok net söylüyorum. Bir kısmı ile ilgili davalar açılmıştır, bir kısmı ile ilgili hazırlık soruşturmasıdır. Şu anda Türkiye'de görev yapan savcılar milletvekilleri hakkında yasama dokunulmazlığı yokmuş gibi işlem yapamazlar. İleride biz bunları tek tek size açıklayacağız. Mesela birçok arkadaşımız, hatta çoğu hakkında, hepsi hakkında zorla getirme kararı da yok. Yakalama kararı da yok. Ama gözaltı işlemi yapılmıştır. Bu gözaltı işleminin hukukta bir karşılığı yoktur. Milletvekilini gözaltına alamaz. Ceza Usul Kanunu'na ve anayasaya aykırıdır. Yani şu anda Diyarbakır'da 4 savcı, Şırnak'ta 1 savcı, Hakkari'de 1 savcı, Hakkari'de 2 pardon, Bingöl'de 1 savcı açıkça suç işlemişlerdir. Çünkü gözaltı kararı vermişlerdir ve bu alıkoyma meselesini tümüyle hukuk dışına çıkarak, daha önce davetiye göndermeyerek, aslında bunu parantez içinde belirtiyorum, kendi söylediklerini de yalanlayan bir işlem içine girmişlerdir. Kamuoyunda çok tartışıldı ama maalesef basın yayın organlarına çıkarılmamız milli irade tarafından, milli iradeyi temsil ettiğini ifade eden saray tarafından yasaklandığı için HDP'nin sesini duyuramıyoruz. Biz konuşuluyoruz her gece. Bütün ana haber bültenlerinden sonra başlayan tartışma programlarında HDP tartışılıyor. HDP'den tek bir isim çağrılmıyor. Ya şunu diyemiyoruz, bu doğru değil. Şu zorla getirme kararı yok. Burada bir gözaltı yok. Burada hukuksuzluk şu aşamada. Burada kaçırılma var. Bunu diyemiyoruz. Telefonla bağlanmak istediğimizde de metinleri çıkarıyorlar. Ama bizi çıkarmıyorlar. Çünkü korkuyorlar. Çünkü bizim hakikatleri halka ulaştırmamız onları ürkütüyor. Çünkü bir yalan çemberinde Türkiye yönetilmeye çalışılıyor. Bunu böyle not etmiş olayım. İfade ettikleri gibi bir şey söz konusu değil. Ayrıca ceza yargılamalarında eğer olduğunu kabul edersek, ben bunları sadece varsayım olarak kabul ediyorum. Bir kere 8 savcının aynı saatte,
aynı dakikada harekete geçerek gözaltı kararı vermesi yani olanaksız karşılamıyor. O kadar güçlü değil. Mümkün değil. Bu savcıları koordine eden bir savcılık sistemi yoktur Türkiye'de. Bir talimat mekanizması yoktur. Başsavcı vardır, başsavcı bilir ve ilgili savcıya talimat verebilir. Peki 4 ayrı ilin savcılarını kim koordine etti? Bu dosyalara kim karar verdi? Hangi milletvekillerinin gözaltına alınacağına hangi irade karar verdi? Bütün bunların cevabı açıktır. Biz cevap verelim. Buna merkezi iktidar karar verdi. Hükümet karar verdi. Aynen dokunulmazlık sürecinde olduğu gibi bu süreci de yöneten hükümettir. Dün bu ülkenin başbakanı grup toplantısında milletvekilimize yönelik hesap verecek diye savcıya açıkça talimat vermiştir. Ve bu talimatlarla yürütülmektedir. Bu kadar uçağın, bu kadar polisin, bu kadar askerin, bu kadar kar maskerinin, bu kadar savcının görev aldığı bir operasyon bir yargı faaliyeti değildir. Bu hükümetin darbeyi yürütürken önünde attığı adımlardan bir tanesidir. Hiç kimse bize Şırnak, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Ankara ve Bingöl savcılıklarının tesadüfen aynı anda bu karar verdiklerini anlatmaya kalkmasın. Ayrıca hem gözaltı boyutuyla, hem yakalama boyutuyla, hem de bu işlemlerin onların savunduğu sözde hukuk sisteminde de bir yeri yoktur. Değerli arkadaşlar, ikinci söylemek istediğim şey, şu anda eş başkanlarımızın ve milletvekili arkadaşlarımızın rehin tutulması anayasa 83.3'ü açıkça ilga etmiştir. Aykırıdır. 83.3 çok açıktır. Size bir kere daha okuyayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında seçimden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır. Üyelik süresince zaman aşımı işlemez. Şu anda bırakın tutuklama adı altındaki kararı, ceza kesinleşse bile cezaevine konulamaz. Bu bir anayasa hükmüdür. Bunu kimse çıkıp söylemiyor. Bu ülkede bazı onurlu hukukçular gerçekten bunu söylemeye çalışıyor. Ama öyle bir algı operasyonu var ki, öyle bir manipülasyon var ki, sanki bu rehin almalar hukuka uygunmuş gibi bir hava estiriliyor. Anayasa var burada. Hemen sonrasında Balbay kararı var. Balbay kararında Anayasa Mahkemesi açıkça söylemiştir. İlgili kararda yasama faaliyetlerine katılmadıkları gerekçesiyle milletin temsil yetkisi ölçüsüzce ihlal edilmiştir ve devamı var. Ve bu karardan sonra 9 milletvekili cezaevlerinden çıkmıştır. Engin Alan'ın cezası kesinleştiği halde tutukluluğu sona erdirmiştir. Çünkü milletvekilliği ile tutukluluk hali, tırnak içinde tutukluluk, cezaevine kapatılma hali birbiriyle bağdaşamaz. Bu demokrasinin temeline, demokratik toplumun temeline aykırı bir uygulamadır. Halk beni seçecek yüz binlerce oyla, diyecek ki git benim haklarımı, özgürlüklerimi, taleplerimi mecliste dile getir, yasama organına katıl. Ama siyasi irade beni alacak, cezaevine kapatacak rehin olarak, diyecek ki sen orada kalacaksın, sana oy verenlere önemli değil diyecek. Ama kendisine oy verenleri her gün milli irade diye diye meydanlarda haykıracak. Bu ülkede halk iradesi 2'ye, 3'e, 4'e mi bölünüyor? AKP'ye oy verenler, HDP'ye oy verenler, CHP'ye, MHP'ye oy verenler aynı Türkiye'nin yurttaşları değiller mi? Biz şu anda 25 milyon Türkiye yurttaşının iradesini temsil ediyoruz. Bizim tutuklanmamızla halk tutuklanıyor. Halkın iradesi tutuklanıyor. Halk vatandaşlıktan çıkarılmış gibi kendi hak ve özgürlüklerini temsil edecek bir temsilcisinin olmaması anlamına geliyor. Hele hele eş genel başkanlarının tutuklanması siyasi operasyonun, darbe operasyonunun geldiği aşamayı çok çıplak bir şekilde ortaya koyuyor. Bu konuda teknik kararlara çok girmek istemiyorum. Balbay kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Sadak, Matthew Mohin ve Belçika dosyasında verdiği karar. Yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ek protokolleri. Tümü serbest seçim hakkını, seçme ve seçilme hakkını garanti altına alır. Eğer hukuk diyorlarsa biz de onlara diyoruz ki işte size hukuk.
Siz bunu neye dayanarak yaptınız? Siz nasıl Selahattin Demirtaş'ı rehin alıp Edirne'ye kaçırırsınız? Hem de olmayan iddialarla, olmayan fezlekelerle, tümüyle kokteyl fezleke, kokteyl ve torba soruşturmalarla milletvekillerimizin rehin alınmasına bir makyaj yapılıyor. Bu bir makyajdır. Bunun kesinlikle hiç kimse şunu düşünmesin. Benim okuduklarım kanunlarda ve anayasada var. Basın mensupları, adliye muhabirleri bunları çok iyi bilirler. Arayıp soruyorlar sürekli. Anayasa 83'ü lütfen okuyun. AİS protokolünü, birinci protokolünü, bir nolu protokol, üçüncü maddeden başlayarak lütfen inceleyin. Ne diyor orada? Kararları, AİM'in kararlarını, Balbay kararlarını okuyun. Şu anda eş başkan ve milletvekillerimizin tek bir saat bile cezaevinde kalmaları Türkiye'nin demokratik toplum kurallarına dinamit koyması demektir. Halkın iradesinin tutuklu olduğu bir toplumda demokrasi yoktur. Hiç kimse şu anda Türkiye'de demokrasi vardır diyemez. Çünkü Halkların Demokratik Partisi'nin temsil edildiği halk iradesi cezaevinde rehin alınmıştır. Ve üstelik sadece milletvekilleri değil, en üst boyut doruk noktası şu anda partimize yönelik Türkiye'nin bütün illerinde. Benim vekili olduğum ilde Adana'da 10 gündür il eş başkanım gözaltında. Tek bir soru sorulmamış. Diyarbakır'da 29 gün il eş başkanları ve ilçe eş başkanları spor salonunda tutuldu. Tek bir soru sorulmadı. Milletvekilleri tutuklandıktan sonraki gün adliyeye getirilip serbest bırakıldılar. İşte rehin alma operasyonu böyle oluyor. Halkın tepki vermesini önlemek için de her türlü hukuk dışı yöntemler kullanılıyor. Ve bu darbe rejimine karşı gerçekten hepimizin birlikte ses vermesi gerekiyor. Hele bazı iddialar var ki gerçekten gülmek gerekiyor. İnsan gülemiyor da. Televizyonlarda paldır küldür Selahattin Demirtaş kaçacakmış da. Diğer milletvekilleri kaçıyordu da. Kaçma şüpheleri varmış da. O yüzden tutuklanmışlar. Ya ayıptır, ayıp. Gerçekten insanın yüzü kızarır. Selahattin Demirtaş son 2 ay içinde Afrika'dan Avusturya'ya, Almanya'dan en son Londra'da 26 Ekim'de döndü. Demirtaş niye kaçsın? Partisinin liderlerinden biri, eş başkan. Her gün mecliste grup toplantısı yapıyor. Diğer milletvekili arkadaşlar da öyle. Yani toplumu zehirleyecekler diye, kutuplaştırmayı arttıracaklar diye, HDP'ye olan hasmane ve düşmanca tutumlarını topluma empoze edecekler diye gerçekten insanın sadece acı acı gülümseyeceği olgular dışında hiçbir şey ortaya serilemiyor. Hakikatle bağları kopmuş. Gerçek dünyayla bağları kopmuş. Çünkü şu anda yürüttükleri uygulamalarda tek dertleri var. Kendilerine yönelecek iddiaları, fiilleri haksız çıkarmak, yargılanmamak, soruşturulmamak. Çünkü öyle büyük suçlar işliyorlar ki onu ortadan kaldırmak için yeni suçlarla sadece daha ağırlaştırıyorlar. Ama bence bizi de yeterince tanımamışlar. Ya biz kimden korkacağız? Gerçekten. Şu anda arkadaşlarımız cezaevinde. Hepsi haber gönderiyor. Selam ve sevgilerini iletiyor. Bu bizim değil, onların iflasıdır. Milletvekillerini cezaevine kapatmak, rehin almak bir iktidarın aslında ne kadar büyük bir çıkmazda ve açmazda olduğunu ortaya koymaktadır. Dün söyledikleri, onları söyleyecek zaman yok, saat az kaldı herhalde. Söyledikleri her şeyin aksini bugün söylüyorlar. Kendilerine yönelince haksız, kendileri uygulayınca haklı. Medyayı da susturdular. Sözüm meclisten dışarı tabii. İsteseler de yazamıyorlar. Ya da gönderiyorlar, yazılmıyor. Yani bunun farkındayız tıpkı savcı hakimler gibi. Savcı ve hakimlerle uçakta, adliye koridorlarında karşılaştıklarında bize şunu diyorlar. Güvenliğimiz yok diyorlar. İsim veremiyorum çünkü ben onların güvenliğini asla tehlikeye atmam. Tanıdığım sınıf arkadaşlarım. Çok iyi bildiğim insanlar. Biz konuşamayız diyorlar. Bu karar aksine karar veremeyiz. Aynen basının da içinde bulunduğu durum. Bir korku toplumu,
korku imparatorluğu yaratmaya çalışıyorlar. İşte korkmayan partililer olarak ve vekiller olarak biz buradayız. Bu karanlığı yaracağız. Bu korku iklimini gerçekten dağıtacağız. Cezaevine gitsek de belki böyle konuşmamızı göremezsiniz ama mektup göndereceğiz sizlere, basına. Çünkü bu şekilde bu toplumu aydınlığa çıkaramayız. Herkesin korktuğu bir toplumdan demokrasi çıkmaz. Toparlıyorum arkadaşlar. Özetle şu anda fezlekelerle ilgili arkadaşlarımız sorgulanmamıştır. Size bir örnek göstereceğim sadece. Hakkari milletvekilimiz Sayın Selma Arımak ve Abdullah Zeydan'ın sadece tutuklanma bölümünü size göstereceğim. Diğer bölümler özel. Değerli arkadaşlar, asıl fezlekelerle ilgili şunu yazıyor. Diyor ki, 2016-2013 tarihli terörlü propaganda yapma, suç ve suçluyu övme, kanuna aykırı toplantı, gösteri, yürüyüşleri yürütme, katılma falan uzun bir madde. AİHİS'in 6. maddesiyle anayasanın 90. maddesi ve CMK'nın 100 ve devamı maddeleri gözetilerek bu suçlar yönünden tutuklama talebinin ayrı ayrı reddiyle başka suçtan hükümlü tutuklu değilse derhal serbest bırakılmasına. Asıl fezleke konusu olan bu. Sonra ikinci maddeye geçiyor hakim. Ama diyor ki şüphelinin üzerine atılı suçu 2015 tarihli silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediğine ilişkin 9-7-2015, 11-11-2015, 5-6 tarih var tarihlerinde propagandaya dönüşen birden çok yürüyüş ve toplantılara katıldığı, silahlı terör örgütüyle bağ oluşturacak şekilde süreklilik ve yoğunluk oluşturduğu kuvvetli suç şüphesi devam ediyor ve tutuklanmasına diyor. İsnat edilmeyen bir suçtan, isnat edilmeyen bir fezlekeden, dokunulmazlığı kalkmayan bir iddiadan tutuklama kararı veriyor. Böyle bir şey yoktur. Ben 25 yıl avukatlık yaptım. Böyle bir hukuk garabetine, hukuksuzluğa tanıklık etmedim. Savcının görevi önüne gelen dosyayla sınırlıdır. Çünkü dokunulmazlıklar tırnak içinde hukuk işleyecekse, bunlar varsayım olarak söylüyorum. Çünkü şu anda hukuktan söz edemiyorum. O fezleke için işleyecek. Sen hangi suçu birleştirdin? Kimsin sen? Nasıl böyle bir karar aldın? Belli ki talimatı verenler demişler ki isim verilmiş. Ne yap? Tutuklama kararı ver. Alışmışlar torba kanun. Kokteyl örgütler yaratıyorlar her gün. Bir de kokteyl suç yarattılar. Milletvekilini çağırıyor. Diyor ki senin hakkında propaganda iddiası var ama propagandadan seni serbest bırakıyorum. Ya fakat sen 2-3 tane yürüyüşe gitmişsin. Vallahi sen örgüt üyesisin. Seni tutukluyor. Yani halk deyimiyle böyle. Dosyaların hepsi böyle arkadaşlar. Ve bu açıkça yürütmenin önce karar verdiği. Yani bu operasyonlar önceden tartışılmış, düşünülmüş, kararlaştırılmış, planlanmış ve yaşama geçirilmiş. Şu anda Türkiye'de yasama, yürütme, yargı tek elde toplandığı için bunları tartışmamız kamuoyuna yansımıyor. Buna demokrasi denemez. Üç erk tek elde toplanmışsa buna ya krallık diyeceğiz, ya padişahlık diyeceğiz, ya tek adam diktatörlüğü diyeceğiz. Bizim denetim yetkimiz nerede? Ben bir parlamenter olarak şu anda yasama organında parmak sayısını geçemiyorum. Muhalefetin tek sözü dinlenmiyor. İşte yargı da bu şekilde zaptur aptalına alınmış. Son olarak bugün Cumhurbaşkanı şöyle bir şey söylemiş. Bizim için, arkadaşlarımız için. Sen beni sorguya çağıramazsın demiş. Hani ona atfen sözde bu rehin almalar olmuş. Sen kimsin demiş. Bize söylüyor tabii, siz kimsiniz diyor. Valla biz de ona cevap vermek istiyoruz. Valla biz size baş eğmeyenleriz. Biz size biat etmeyenleriz. Biz demokrasiyi, hukuku, demokratik toplumun gereklerini sonuna kadar savunanlarız. Biz demokratik hukuk mücadelemizi ve demokrasi mücadelemizi her yerde sürdürmeye kararlı olanlarız. Biz buyuz. Bizim kim olduğumuzu bilmiyorsan bir kere daha anlatalım. Biz hiçbir şeyden kaçmadık. Hiçbir yere de gitmedik. Biz buradayız. Ve peki sen kimsin? Siz kimsiniz? Gerçekten.
Oğlum Bilal'i arabayla kaçıran kişisin sen. Yargıdan kaçıransın. Ve görüntülerin sayfa sayfa dünya basınına düştü. 17-25 Aralık'ta bakan çocukları, MİT müsteşarı ve yargılanmamak için kadroların mahkeme kaldıransın. Mahkemeyi kaldırdın. Özel yetkili mahkemeleri. Savcıları görevden aldın. İhraç ettin. Oğlunu çağıran savcıya göndermedin. İsimleri var bende, zaman yok. Yeni bir savcı atadın, ona gönderdin ve takipsizlik kararı aldırdın 11 ay sonra. Sen bakanların mecliste bile komisyona sevkini önledin. Adalet divanına sevkini önledin. Hem de hırsızlık, hem de yolsuzluk. Kim olduğunu herkes biliyor. Ama bizim kim olduğumuzu da herkes bilsin. Sen size dokununca hukuk oluyor. Çok böyle beyanı var hukuka ilişkin. Bize dokununca hukuk diyorlar. Demin dedim, daha dün demiştiniz. Tanımıyorum diye. Hakim savcı kurallarını bile sarayda yaptırdınız ya, el insaf. Hakim savcılara nasıl karar vereceklerini uzun uzun anlattınız. Yargı bağımsızlığı böyle bir şey mi? Hukuk fakültelerindeki bütün dersleri kaldırmak lazım. Bu ülkede tek yasa vardır demek lazım. Cumhurbaşkanının sözleri. O ne diyorsa, ondan sonra replik olarak iktidar partisi neyi tekrar ediyorsa, o anayasadır, yasadır, hukuktur, sözleşmedir. Böyle bir kural koysunlar. Çünkü sözler önce soruşturmaya dönüşüyor, sonra fezlekeye dönüşüyor, sonra iddianameye dönüşüyor, sonra davaya dönüşüyor, sonra cezaya dönüşüyor. Bu sözler doğrultusunda karar veriliyor. O zaman yasadan falan söz etmeyelim. Yine gerçekten şu anda son belki yeri değil ama Venedik Komisyonu'nun dokunulmazlıklara ilişkin bir çağrısı var değerli arkadaşlar. Bunların derhal kaldırılması gerektiği, bu uygulama tutuklama kararları aynı zamanda Avrupa'ya, Avrupa hukukuna, Avrupa Birliği normlarına açıkça karşı durmaktır. Çağrıya olumsuz yanıt vererek Avrupa'ya arkasını dönmektir. Hiç kimsenin böyle bir lüksü yoktur. Biz Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinden yana olan bir partiyiz. Evrensel hukuksal değerlerin standartlarının yükseltilmesi gerektiğini savunan bir partiyiz. Ama hem Avrupa Birliği'ne aday ülke olacaksın, hem de idam cezasını tartışacaksın. Avrupa Konseyi'nden atılmayı gerektiriyor. Hem Venedik Komisyonu diyecek ki dokunulmazlıkları kaldırdın, derhal bunu düzelt. Aksini yapacaksın. Bütün dünyaya meydan okuyacaksın. Kimse bunu yutmaz. Yutmayacağını görecekler. Ve aynen Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi, Hitler Almanya'sında olduğu gibi adım adım faşizm inşa ediliyor. Hitler döneminden bir anekdotla bitiriyorum. Yine yargıya ilişkin. Yargıç Roland Fischer şöyle diyor. Hitler'e bir mektup yazıyor. Diyor ki, Führerim, halk mahkemeleri bundan böyle bir karar verirken sizin nasıl karar vereceğinize inanıyorsa o yönde bir karar vermeye çalışacaktır. Bizde de yargıç ve savcılar aksine bir karar veremiyor. Belki elimizde böyle mektuplar yok ama saraya gidip iyiliği olmayan cübbelerimizin iliklenmeye çalışıldığı, zorlandığı, zorunda hissedildiği, hiçbir hukukçuyu asla rencide etmek istemem. Ben de bir hukukçuyum. Gerçek hukukçulara ve hukuka saygım sonsuzdur. Böyle bir aşamaya geldik işte. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Zaten bir de büyük bu konu dışında soru almayacağım. Üzgünüm. Şu anda en önemli gündemimiz bu. Ama bu konuyla ilgili benimki şeydi. Yani elçiler geldi dün grup toplantısına. Yani bu noktada HDP'ye belki de destek vermek üzere ama hükümet kanadından büyükelçilerin bu toplantıya katılımı ile ilgili çok sert değerlendirmeler geldi. Yani Türkiye'nin iç işlerine müdahale olarak İçişleri Bakanı Soylu ve Bekir Bozdağ Adalet Bakanı'ndan. Biliyorum. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şaşırmadık. Onların aksine bir söz söyleyen herkese öyle yapıyorlar. Şaşırmadık yani. Öyle değil.